de patronum mesaide. Şaşırdım kaldım adam fabrikanın sahibi. Aman dedim beyim sen dikkat et bir saniye. Sakat bu cihaz kolunu kaptı geçen gün İsmail'in. Benimki kolda seninki odun mu dedi. Ne diyeceğimi bilemedim sonra patron üsteledi. Emeği bölüşmeden karı bölüşmek olur mu hiç? Benim de senin kadar ter dökmem gerek değil mi sence? Birden uyandım çok şükür ki rüyaymış. Kapının önüne koyarlardı duysalar bu rüyamı. Nankörlük etme derler karnını doyuranın sabrını. Zorlamada gidişine bak lan enayi. Girdi bir kere beynime tehlikeli bu fikirler. Açım ellerim nasır ve 3 ay sonram bilinmez. Minimum 12 saat 6 gün saati 4 liradan gece gündüz çalışıp da kolay kolay gülünmez. Oturdum hesap ettim nasılsa bugün pazar. Nasılsa bugün nüfus cüzdanımda adım yazar. Oturdum hesap ettim bombok oldu beynim iyice eşitlikmiş adaletmiş. Kusura bakma hepsi masal. Benden kazandığının 5'te 1'ini veriyor patronum bana. Kanun namına yani yasal. Her gün pirzola yenmez de bari ayda bir yeseydik. Çok mu şey istiyoruz sence lan? Boş mu kazan? Babam sormuş 1977 yılında. Neden çalışanlar açta çalıştıranlar ton? Çok konuşma demişler Taksim meydanında. Sen çalış, sus ve şükret. Mümkünse kork. Ben de sustum ve şükrettim. Bayağı da korktum. Ne olduysa birden kafamda kıyamet koptu. Bir hayalet dolaşıyordu yatak odamda belki de. Sor diye fısıldadı bana ve ben de sordum. Neden hep biz öldük? 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 Bazen mavi önlük. Günde 12 saat çalıştıysak 12 dakika güldük. 12 saat çalıştıysak 12 dakika güldük. Neden hep biz öldük? Hep biz öldük. Kefenimiz de oldu bazen mavi önlük. Günde 12 saat çalıştıysak 12 dakika güldük. 12 saat çalıştıysak 12 dakika güldük. Neden?